Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, House Flipper'a hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son bir şeyler gizleyen evde kalmıştık ve evi yapıyorduk. Video dışında hiçbir şey yapmadım. Hemen ilk işim duvarları boyamak olacak. Az önce fark ettim, buraya yanlışlıkla parke döşemişiz. Parkelerin işi bitmişti. Hemen boya seçmeye girelim. Duvarlar, boyalar. Abi, bu eve ne tor kullanabiliriz? Konuşamıyorum gene her zamanki gibi. Aslında bu evi böyle çok cart renk yapalım mı? Mesela yatak odasını kırmızı yapalım. Birden fazla satın al. Bu odayı aynen. İki tane bir alalım. Hemen rulomuzu alalım. Öf, amma olacak ha. Öf. Harbi fena oldu. Yatak odası kırmızı. Benim bir arkadaşım odasını böyle kırmızıya boyatmıştı. Eğer bu videoyu izliyorsa ona buradan selam söylüyorum. Çok yakın bir arkadaşım, o kendisini biliyor. Yani karanlık olmuştu ama güzel durmuştu, onu söyleyeyim. Aşırı güzel durmuştu. Ama bu kadar cart kırmızı değildi onunki. Biraz daha koyu bir kırmızıydı böyle. Yani bayağı karanlık duruyordu o da. Siz istediğiniz kadar ışık açın, gene de karanlıktı yani. Ama güzel duruyordu yani. Uyumak için birebir oluyordu, onu söyleyebilirim. Abi güzelce boya. Dur, onu ilk önce şunu bir bitirelim. Abi böyle durumlarda yapacağınız şeyi söyleyeyim ben size. Atıyorum, kırmızı boya mı yaptınız? Arkadaşlar, ruloyu temizlemekle uğraşmayın. Bunlar teknik bilgiler, bunları söyleyeyim. Çünkü yani temizleseniz de çıkmayacak. Direkt çöpe atın, yeni rulo alın. Daha mantıklı olacaktır. Bu bitti. Onu satacağız. Ha, burası yatak odası bir kere. Yalnız alıcılar pek beğenmedi bu rengi. Sebebi de büyük ihtimalle koyu bir kırmızı olmasından dolayı herhalde. Güzelce hemen yapalım. Bu eve böyle değişik bir şey yapacağım ya. Bir daha da yapmayacağım zaten arkadaşlar. Bu son olacak. Bütün odaları böyle cart boyayacağım özellikle. Bakalım kim satın almak istiyor. O ne? Bu ne lan böyle? Oyun bug'a girdi bir an, gördünüz değil mi? Allah Allah, ne ki bu? Hemen güzelce boyayalım. Bu arada iki kova boya yetti. Oyun niye bug'a girdi orada, ben onu anlayamadım. Hop. Ufak bir FPS drop yaşadık. Burası boyanmış, burası da boyanmış. Güzel. Bak ya, burası niye böyle oldu ki? Allah Allah. Bak, FPS drop oluyor. Neyse, boyanmadık yer kalmadı değil mi? Güzel. Burası niye böyle oldu? Hiçbir fikrim de yok açıkçası. Bakın. Odaya bir gir çık yapacağız. Ne düzenli bir ev. Değil mi? Ya ben bu yaşlı amcaların almasını istiyorum. Bu arada şu kısmı bir yere koydum facecam'i. Böyle daha güzel oldu. Şimdi buraya da ne renk yapalım? Parlak turuncu mu yapsak? Mandalina turuncusu mu yapsak? Bakalım başka böyle cart. Amarant, gece mavisi. Abi yok, o kadar da değil. Azur mavisi yapalım burayı da. Buraya 3 kova anca gider diye düşünüyorum. Tamam. Ya buraya alacak olan var ya. Yandı. Öf. Bu nasıl bir renktir böyle? Buraya alacak olan bence bir daha boyatacak gibime geliyor. Abi çok koyu, lacivert gibi oldu bu ya. Abarttık mı biz bu işi? Özellikle yapacağım. Bakalım ne tepki verecekler. Onu çok merak ediyorum. Dediğim gibi bir daha. Yani bu deneme videosu gibi düşünün. Bu evi satacağız.
Ama nasıl diyeyim? Zaten bu evden yeteri kadar kar elde ettik sayılır. Kaybımız yok, fazlasıyla karımız var. Evet, burası kaldı. Tamam. Yani tamamen alıcıları deneme yanılma sistemi bu. Onu söyleyeyim. Bakalım ne tür bir tepki verecekler. Ya ne kadar kötü bir renk mi? İşte böyle ev mi renk olur falan. İlla işlerinden beğenen olacaktır. Emin olun olacaktır yani. Şimdi bu bölüm yeteri kadar boyayla geçecek gibime geliyor. Çok güzel. Orayı da boya. Buraya yetmedi boya. Yalnız bir kovayı bitirdik bile. Güzel. Bakayım şöyle. Şurası kaldı. Güzel. Tamam. Şundan al. Bitti mi bu boya? Bu bitti. Ne düzenli bir ev. Ama aşağı bakıyor amca. Hayırdır? Beğenmedin mi amca? Tamam. O odada hala... Ya bu niye böyle kaldı burası? Ben onu anlayamadım ya. Allah Allah. Rengi koyu yapınca... Ops. Bu arada oyun kaydederken... şey yapıyor, ipucu. Rulodaki boyayı yenilemem gerekiyor. E biliyoruz kardeş. Güzelce hop burası kalmış. Bu bölüm yani uzun da olsa bitirmek istiyorum bu evi. Fazla da uzatmak yani her bölüm bir her en fazla iki bölümde bir evi bitirmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Bayağı hızlı hızlı boyama yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Tamam. Galiba iki teneke etmeyecekmiş. Zaten 3 teneke 2 almışım. Son bir kontrolleri yapacağım. Evet. Tamam. 2. 3. tenekeyi almış mıyız? Onu göreceğiz. Fazla mı aldık 3. tenekeyi? Vallahi fazla almışız. Kalan yer var mı? Şimdi camların şuraları çok önemli. Ne düzenli bir ev. Evet amca bence de çok düzenli. Sadece biraz fazla koyu. Tamam yok. Hemen şunları keşke bir tanesini almamış saymışız. Neyse sattık. Aslında güzel oldu ha. Vallahi çok değişik bir ev oldu. Buraya fayans yapacağız. Hemen renklerden çık kaplamalar değil. Duvarlardan. Ha duvar fayanslarına girelim. Doğru. Duvar fayansları abi şöyle güzel, çok baymayacak. Yani bari banyo bayık olmasın. Şöyle turuncu seramik falan koymak istemiyorum. Bununki bu galiba damalı seramik ya da şu gibi duruyor. Ne koysak ki? Bunlar çok şey duruyor açıkçası öyle söyleyeyim. Şu kötü durur, beyaz değil. Açık yeşil. Bu olabilir. Hemen şöyle. Oo hızlıyız artık. Oo değişik oldu ha. Güzel oldu. Beğendim ben bu işi. Hemen hızlıca döşeyelim fayanslarımızı da. Yapıştır gelsin. Hoppa yeni beceri noktası geldi. Gelsin abicim sorun değil. Daha hızlı döşeyebiliyorsa daha hızlı döşettirmeye veririz. Ama şu an... Hayır. Allah Allah niye bu kadar kasıyor bu ya? Bak. Ha şurada havlu pan yeri var. Ondan dolayı kasıyor biraz da. Evet. İyi döşüyoruz, hızlı döşüyoruz. Bu arada karakterimiz bayağı ustalığı geliştirdi. Gördüğünüz gibi ilk zamanki yaptığıyla şimdiki yaptığı arasında bayağı fark var.
Evet, güzel. Güzel. Evet. Evet. Hızlı bir biçimde. Galiba 3 paket yetmeyecek fayans. Yani bir paket ne kadar yaptığını bilsek ona göre bir rakam çıkartırdık ama bilmediğimiz için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani normalde gerçek hayatta şimdi bir şeyde kaç metrekare olduğu yazar bir pakette. Onun için oradan birçok usta atıyorum. Banyo kaç metrekare? 15 metrekare. 15 metrekarelik fayansal. Genelde bir paketlerde 1,5 metre, 2 metrekare fayans olur. Ne olur? 15 paket fayans olur. Bu kadar basit bir açıklamasıdır yani. Ama dediğim gibi burada kaç metrekare yaptığı hakkında herhangi bir bilgi yok. Evet, oyun geliştiricilere buradan sizlere seslenmiş olalım. Eğer ki kaç metrekare olduğunu yazarsanız, işte banyonun oda 9 metrekare diyor. 9 metrekaresini ona göre hesaplarız yani kaç paket gideceğini. Bak şimdi yetmedi 3 paket. Mecburen 4 paket alacağız. Evet. Hemen bir tane daha. Ay dur. Bunu geliştir. Tamam, dükkana dön. Yanlış yere tıkladım. Özür diliyorum. Hoppa, işte bu ya. Döşemeci dediğim böyle olur. Her türlü fayans döşenir. Her türlü boru, fayans işleriniz itina ile döşenir. Anahtar teslim bırakılır. Şuraya acıyorum zaten. Şuraya var ya koca bir fayansı bitiriyor ya. Duvara da aynı fayansı harcıyorsun. O zaman arkadaşım ona göre ayarlayın yani bu oyunu. Şuraları da fayans yapalım. Burası sonuçta banyo. Yani boyayla uğraşacak halimiz yok. Hoppa. Ya hayır ya. Dalga geçer gibi ne bu? Bir tane kaldı. O zaman hacı abim biz buraları da döşeriz. Aynen öyle. Döşemişken her yer döşensin adam akıllı. Evet. Şu kalanı da sat. Evet, şimdi hemen buradan çık, döşemeye gir, yer karoları. Yer karolarına da abi yeşil almak istemiyorum. Gri seramik fayans birden fazla satın al. Bakalım nasıl duracak? Şurayı ilk önce kapatalım. Güzel. Değişik bir sistem duracak yalnız onu söyleyeyim. Oo çok güzel durdu. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel durdu. Hiç sırıtmayacak. Oo süper durdu. Tamam. Şimdi buraya duşakabin geliyor. Buraya lavabo. Buraya tuvalet. Burada başka bir şey yok. Tamam. Hemen abi onları da bağlayalım. Şu en azından tuvaletten çıkmış olalım. Banyo. Şimdi buraya biraz daha kaliteli bir klozet var mı? Ona bakacağım. Yani en kalitelisi şu ikisinden biri. Başka yok herhalde. Şunu koyalım o zaman. Abi hemen birleştir. O tuttur. Vidasını sık. Tamam. İş takımını sık. Taktık. Tamam. Bitti. Hemen en kalitelisinden bir tane banyo dolabı. Lavabo dolabı. Asılı aslında güzel olabilir. 221. Bu daha kaliteli gibi duruyor ama ben şunu alacağım. Çok güzel duruyor. Rengini de şu üst kısmını... Yok. Dur. Burası meşe. Şu üst kısmını... Bakayım. Sedir. Ceviz, meşe olmaz. Kayın, kiraz. Abi venge veya gri. Venge. Gri, gri, gri. Aynen birleştir. Oo. Oo. Ama çok gerçekçi olmuş bu. Pulunu, vidasını sıktık. Oo, tamam. Musluklarımızı da bağladım. Hop 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 hop. Yere su aktı. Çok az bir şey. Hop. Evet. Körüklü sifonumuzu da takalım. O da tamam. Dolabımız da tamam. Güzel. Hemen şurayı silelim. Tamam. Bitti.
Şuraya da hemen bir duşakabin alalım. Duşakabin tek de mi? Duşakabin. Duşakabin tek. Abi hemen birleştir bunu da. Ayakları sık. Güzelce ayakları da sıktık. Evet. Üstten vidasını sıktık. Dur şuraya şey takmayı unuttuk. Hemen batarya dirseklerimizi bağladık. Bataryamızı bağlayalım. Arkadan şeyini de sıkalım. Rekorlarını. Tamam. Evet, vidamızı da bağladık. Duşakabinin tutmaçlarını da bağladık. Kapağını taktık. Köşe çıtalarını da bağlayalım. Evet. Üst vidasını da sıktık mı köşe çıtasının? Evet. Evet. Alt kapağı da yerleştirdik mi? Tamam. Burası bu kadar. Burası bitti. Işıklarla ilgili büyük bir sorun var. Buraya çok güzel daha mutfak yapacağız. Allah, yetişmeyecek gibi. Şimdi ilk önce şurayı tamir etmem lazım. Bu muydu yani? Bitti mi? Herhalde sağlamlaştı. Bu kadar mı? Şimdi çalışıyor mu yani? Oo, tamam, ışık bol. Işıkları ellemeyeceğim arkadaşlar. Ha, burada ışık yok. Bunun ışığını yenileriz. Tamam. Şimdi şuraya bakayım. Yeter abi buraya bu. Tamam. Buranın ışıkları nereden yanıyor? Niye yanmıyor? Allah Allah. Buranın ışığı niye yanmıyor? Enteresan. Şuraya bir ışık koyarız. Hemen şuraya da bir tuvalet banyo yapalım. Hazır tuvaletteyiz. Şuraya bir klozet. Gene. Abi alt kata o kadar önemli bir şey lazım değil. Bak biz niye bunlardan birini koyduk ki bunu koymak varken. Neyse. Bu alt kat. Bundan bir tane satın al. Hemen bağla şunu. Burası çok da önemli değil. Vay, iş takımı da gözüküyormuş bunun. Güzel. Buraya neymiş? Lavabo. Şunları sökelim hemen. Ne diyorlar? Görmedim bu arada. Buraya şöyle prize mıdır nedir bunu koyalım. Yalnız bunun bir rengini bir dakika değiştirelim. Şöyle bakıyorum. Kayın daha güzel duruyor. Kayın. Evet, ayaklar koyu olsun. Üstü gri olsun. Evet. Bu sefer dikkat ettim. Neye diye soracak olursanız. Muslukları açmadım, farkında mısınız? Neyse, şu körüklü sifonu da bağlayalım. Adaptör contası şeyi. Evet, bu da bitti. Şuraya bir tane sök bunları hemen. Çamaşır makinesi almamız gerekiyor. Hemen. Sinek ne arıyor burada ya? Birleştir abi. Hemen şunları sök. Bunlar biraz uzun sürüyor. Biliyorum. En azından şu vidaları da sök. Vidaları sök. Sök abi. Aa, oturtturdun mu? Tamam. Şimdi kapağı oturtur. Bağla vidaları. Allah'tan karakter hızlandı da. Rahatız o konuda. Şunu bağla. Rekorunu bağla. İlk önce musluğu bağla. Sonra bağla bunu. Bunu da bağla buraya. Hoppa, tamam. Burası da bu kadar. Buraya yalnız bir tane bir lamba alalım. Hemen lambalar bölümünden. Aslında buraya bir duvar lambası şöyle yarım daire. Güzel durabilir. Yok. Beyaz. Abi bu güzel. Şuraya. Bir dakika. Birden fazla satın al. Şuraya. Bir de şuraya. Aynen. Yalnız onlar çok karşılıklı durdu mu hiçbir fikrim yok.
Şuradan bir dakika tertibat bölümünden. Evet şu. Standart lamba anahtarı. Şimdi satın al. Girdiği gibi. Şuradan yaksın. Evet. Güzel. De bunu niye çalıştırmadı? Hiçbir fikrim yok. Ha çalıştırdı. Tamam. Resim yok mu? Bir banyo istiyorum. İki değil. Sana ne ya? Allah Allah. Şimdi üst kata çıkalım. Burayla işimiz bitti. Şuraya güzel bir yatak odası koyalım. Aynen öyle. Camlar temiz mi? Ona da bir kontrolünü yapalım. Camlarımız temiz. Gayet güzel. Tamam. İlk bölüm temizlemişiz. Evimde belgelerim ve kitaplarım. Ya sen hep zaten her şeye isyankarsın. Şimdi. Mobilya. Yataklar. Abi şuraya güzel bir şöyle çift kişilik bir yatak istiyorum. Mesela şunun gibi. Çok da pahalı olmamak şartıyla şöyle 3000 küsur olmamak şartıyla. 1967 TL olabilir. Abi kırmızıya kırmızı olmaz. Yani çok boğulacak ama güzel de durdu. Yok yastıklar bari beyaz olsun. Açık ahşap olsun. Şimdi satın al. Yok çok boğuldu. Hayır 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 hayır. Hemen gri. Aynen. Çok güzel ya. Güzel. İki yan tarafa da bir komodin koyarız. Hop. Bilim dergimi koyacak yer lazım. Yatak odası oyuncak yeri değil. Biliyoruz. Ne diyor? İki yatak odası mı? İşte budur. Evin resim yok mu? Bekle arkadaşım. Bekleyin. Dolaplar. Şuraya güzel bir şöyle çift kişilik elbise dolabı Hermes olabilir. Bakıyorum başka güzel Hermes dolap var mı? Öyle yok. Andi makyaj masası değil. Ya bu oyunda hiç böyle düzgün elbise o dolabı yok. Vira elbise dolabı. Bu daha güzel. Aynen sürgüle en azından. Venge çok koyu. Venge almam. Abi kayın. Koyu ceviz yok. Kayın. Gümüş. Kulplar siyah olamaz. Gümüş olsun. Şimdi satın al. Evet güzel. Çok güzel. Şimdi. Bu da tamam. Abi şuraya bir bayan makyaj masası yapabiliriz güzelce. Şöyle şuralarda bir masalar gördüm. Değil. Venne şifonyeri. Değil. Klasik yazı masası. Hermes dolap. Makyaj masası yok mu? Şurada makyaj şeyi gördüm. Bir dakika. Ha şunu alabiliriz. Evet bak bu olabilir. Huş ağacı. Kiraz, çelik, beyaz, gümüş kulonu. Olabilir. Beyaz, ayna. Beyaz, kiraz demiş. Ayna, ayna. Ayna güzeldir. Wow. Güzel durdu ha. Arkadaşım bu zaten makyaj masası. Şimdi buralara güzelce bir perde koyalım. Perdeler neredesiniz? Tertibatta mı? Değil. Çok güzel dekorasyon değil. Kapı ve pencereler, perdeler ve jaluziler. Evet. Monte edebilir geniş perde. Burası açık mor olsa çok güzel duracak. Hemen birleştir abi. En azından yatak odasıyla burası bitsin. Çok güzel durdu. İnşallah buraya da sığdırırız bir tane daha. Sığmıyor mu? Sığmıyor. Bir tane de dar alalım o zaman. Kısa geniş perde değil. Dar perde. Evet, monte edilebilir. Onu da açık mor alalım. Güzel durdu yalnız ha. Hemen bağlayalım. Evet güzel.
Çok güzel. Yalnız burası niye böyle bug'a girdi? İyi boyamamış mıyız biz onu? Allah kahretmesin. Ne renkti şimdi bu? Neyse, orayı zaten alan kişi bir daha boyatır, ne diyeyim ya. Yatak odası da bitti. Işığını... Bir dakika, ışığı yok. Ha. Hemen bir tane lamba alalım. Lambalar. Şu büyük çene bir lamba var. Ah işte şu. Bunun desenlisi var mı? Lila. Bak lila olabilir. Bir tane şöyle yatağın tepesine. Bir tane de şuraya bir yere şöyle. Güzel durdu ha. Harbi güzel durdu. Oo güzel. Tamam. Şuraya şifon yer koymayacağım. Gerek duymadım. Zaten oyun bug'a girdi şurada. Neden girdi hala anlamış değilim. Bakacağım şuradan. Bak hala orada bir bug var. Farkında mısınız? Neyse güzel durdu. Ya sinek misin nesin, git ya. Allah Allah. Bak. Sinek avına çıktım. Neyse burası da bitti. Şimdi güzelce bir mutfak yapalım. Mutfak dolapları. Mutfak. Evet. Arkadaşlar. Şunları ben beğendim. Bunu söyleyeyim. Glam bataklığı demiş. Aynı renkten. Şuraya. Hatta pencerenin önüne alırsak daha bir mantıklı olacak. Güzel. Şu köşeye bir tane buzdolabı koyalım. Hemen buzdolabı. Elektronikte herhalde. Elektronik malzeme. Abi çift kapılı buzdolabı. Yalnız şunun rengini koyu veya kırmızı. Koyu daha iyi. Siyah, çelik, kırmızı, beyaz. Beyaz olsun. Çok güzel durdu. Abi çok iyi durdu. Buraya da böyle raf yaparız. Şuraya bir tane ocak sığdıracağız. Bir dakika. Bir dakika. Şunun bir yerini değiştir şöyle. Evet. Buraya bir tane Glen dolap. Hemen. Mutfak. Glen. Geniş dolabı. Bakayım. Çok güzel. Hemen yanına bir tane şey. Elektronikten. Ocak. Aslında dörtlü gaz, dört gözlü gazlı ocak olabilir. Şundan alalım ya. Tabii. Bunu dur bakayım, evet set üstü bu. Bir tane daha aynısından koyalım. Ay yanlışlıkla eğildik mi? Evet. Tamam, yanlışlıkla eğilmişiz. Şuradan mutfak. Bu değil. Yanlış oldu. Glen geniş dolabı. Aynen. Şuraya koy. Bunun üstüne de hemen ocak koyalım. Aynen. Dekorasyon değil, ev elektronik. Şu gazlı ocaktan şimdi satın al. Şuraya. Aynen. Çok da güzel durdu ha. Vallahi çok güzel durdu. Tamam. Mutfak. Bunun mutfağı çok güzel olacak. Bunu bu arada söyleyeyim. Abi Glen geniş dolap. Keşke birden fazla satın al deseydik. Burası doldu şu an. Oraya dar olanı sığıyor mu? Glen dar dolap. Uf, tam oldu ha. Şuraya da şöyle üstüne bak. Aa, bir dakika. Bunu mecburen şöyle yapacağız. Bir dakika. Evet, şuraya bir tane aspiratör alacağız. Elektronik aspiratör. Burada yok mu? Mutfakta mı o? Evet. Çelik başlık demiş. Bir dakika. Başka aspiratör. Davlumbaz 191 lira. Şu çelik başlıktan alalım ya. Daha güzel. Oo, bu çok büyük. Bu çok büyük ya. Normal standart davlumbaz alalım. Çok büyük yer kaplıyor. Aynen. Abi normal davlumbaz neyine yetmiyor? Tamam. Hemen yanlarına dolap sığdıralım. Hemen Glen'lere gel. Glen... Şundan bir tane koy. Ben bunu çok beğeniyorum açıkçası.
Evet, yanına da sığdıramayız. Şuraya bir tane de normal koyalım. Bir tane de şundan. Evet, güzel. Yanına da bir tane dar askılı sığdırabilirsek bizden mutlusu yok burada. Ben sizi söyleyeyim. Sığmadı mı? Hop dur. Dur 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 kayma dur. Sığmadı arkadaşlar. Neyse güzel mutfak oldu ama. Şuraya bir oturma grubu yaparız. Bu arada ışığı aç ya. Gece karanlığında karanlıkta çekiyoruz yani. Şuraya bir masa alalım. Mutfak masası. Mutfak masası. Mutfak masası yok mu burada? Mutfağı bitirmek istiyorum. Mobilyaya girelim. Evet, masalar. Evet, güzel bir yemek masası yok mu? Niye yok? Allah Allah. Masalar. Böyle masa istemiyorum ki. Hem masalar. Jansun. Basit masa. Bir dakika. Masalar. Masalar. Bak şimdi biri yemek masası türünde, biri çalışma masası türünde değil. Benim istediğim türde masa yok. Diğerleri ne? Oo, şömineler. Oo, güzel oyuncaklar, şeyler mutfağa alınacaklar. Bu iş değişti şimdi mutfak. Bir dakika, mutfak için masa yok mu? Çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Neyse arkadaşlar, bu bölüm bitiremeyeceğiz. Ben bunu anladım. Video da çok uzadı. Bu bölüm şimdilik bu kadar olsun. Güzel işler yaptığımı tahmin ediyorum. Şu ışıkları yakayım, her yerde yansın. Her girdiğimizde yansın. Banyoyu güzel bir şekilde yaptık. Şuraya bir ayna koyacağım. Bunu unutmadım. Mutfağı güzel yaptık. Yatak odası bitti. Yatak odası çok güzel oldu açıkçası. Aşağıya güzel sürprizlerim olacak. Bu 3 bölüm sürdü mecburen. Bak. Niye yanmıyor? Ben hala anlamış değilim. Heh, burası yandı. Allah Allah. Bunda mı sıkıntı var? Bu ışık niye yanmıyor? Çok enteresan. Bak burası yanıyor. Bu ışık yanmıyor. Neyse. Bunları ben bir sonraki bölüm ayar çekeceğim. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Şöyle daireye bakarak bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı ve beğenmeyi arkadaşlarınıza özellikle önermeyi çok istiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha yeni bir kanalız hala da. Abone sayımız çok düşük. Ondan dolayı arkadaşlarınıza önermeyi çok istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.